Senin modun mu düşük? Benim mi? Hmm. Evet düşük. Bana aç gel dedin. Hayır hani o ister değil ya genelde. Ufa hayır benim modum çok yüksekti ya. Şu an düştü. Ya oğlum, hayallerimi ya. Yıktın ya. Abicim dur. Vallahi. Peki tamam. Beğenmeyeceğin bir şey. Ola, neyse dur ya. Şimdi can bölümümüze başlarken abi. Bana şunu söylemeni istiyorum. Dediklerimi tekrar et tamam mı? Je distribüre. Je ne veux pas travailler. L'argent. Je ne veux pas. Hayır abi bunları söylemen lazım. Bu önemli bir şey. Je me surbol oublié. Can. Bunu söylemen böyle başlayamayız. Je. Çok önemli bir cümle. Tamam. Okey. Tamam. Je. Distribue. Sen daha söyleyemiyorsun. Ben nasıl söyleyeyim? Je distribue. L'argent. Qu'il. Demande à tous les. Téléspectateurs. Atule telespektatör. Aynen. Tamam. Geçmiş olsun abi. Şimdi... Ne bir dakika ne söyledik biz? Ne söylediğini açıklamayacağım. İzleyicilerimiz yorumlarda yazsınlar. Ay ben bakalım. Bir de Fransızca dersi aldım lisede. Je m'appelle ya. Je dedin. Ne oğlum ya? Dur şimdi dur. Cadılıkla alakalı bir şey mi ya? Olaya girdik. Ya ben bıktım oğlum. Vallahi bıktım ya. Ama ben bütün izleyicilerimiz adına sana gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Bu yardımsever tarafında tabii ki bir kez daha görmüş olduk. Bağış falan mı yaptın bir yere? Şimdi abi tepkolik olarak bizler sizin için ta Fransa'ya gittik. Ve orada... Beni çağırmadın. Sen hastaydın. Allah kahretmesin ya. Hasta olmasan kesin çağırdım. Allah merhaba ya. Kim gitti? Tevkolik olarak biz. Ve oradan Fransa'nın meşhur yiyecek... Gördüm. Hı. Meşhur yiyeceklerini alarak Türkiye'ye getirdik. Çok güzel ama kesin böyle jelibon, bisküvit. Bugün abi sana Fransa'ya özgü bu yiyecekleri getireceğim. Tamam. Yanında da onun Türkiye'de yapılmış hallerini getireceğim. Güzel. Sen de Fransa'ya özgü bu yiyecekleri ve Türkiye'de üretilmiş versiyonlarını karşılaştırarak okay, deneyeceğiz. Okey hadi bakalım evet. Çok iyi güzel bir bölüm. Şarabın da olacak mı yanında? Hayır. Lütfen şarap koy. Fransız bu abi. Bu dışında şimdi teşekkürlerimizi iletelim. Bize bu yiyecekleri Fransa'ya giden Dalia getirdi. Öyle mi? Evet. Okey. Getireceğim her şey birebir abi Fransa'dan gelmiş. Okey çok iyi hadi bakalım. Kendisini çıkıyorum. Ama tabii ya bunlar hazır şeyler olacaklar muhtemelen. Tabii, tabii. Tabii ki getireceğimiz bazı yiyecekler birkaç gün beklediği için ne oldu? Yani çok taze değil diyeyim. O yüzden bunu artık çok da vurgulamayalım. Ben bu arada her söyleyeyim. Zaman böyle. Yani. Her zaman böyle değil. Ne her zaman? Yani yemek yani. Yemek bölümünde bir şey yapıyoruz. Yemek yiyoruz. O da taze olursa ya. Düzgün yorum verebilirim yani. O zaman şunu da söyleyeyim ben. Söyle. Madem konu açıldı. Söyle. Eğer yurt dışına çıkan ve yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız, bizi izleyen dostlarımız varsa ve Türkiye'ye dönerken bize video içeriği olarak alıştırmalık vesaire getirmek isterlerse. Yemek. Bize Instagram DM'den ulaşırsanız çok seviniriz evet, arkadaşlar. Şey değil atış. Atıştırmalık değil, yemek getirsinler. Hayır atıştırmalık. Ne yemek getirecek? Getirir. Mesela Almanya'dan ne getirecek? Sonra döner mi getirecek? Hayır be şey var ya, Frankfurt'da şey, sosisler var ya. Donmuş ulan donmuş. Olmaz oğlum, çözülür. Burada şey yapacağız, çözülür. Kızartacağız. Abi çok güzel var. Olur ya. Sosis istedi adam yani. Ne kötü mü olur şimdi? Bence gayet güzel, mantıklı bir şey söyledim ben. Hey. Nenem ne derette levelse on a pied de loin tout petit. Ya moruk sen, doyurur ya ikisini. Ya sen çok değişik bir adamsın ya. Bana aç gel dedin ve verdiği şeye bak ya. Allah'a bin şükürler olsun yine de ama kardeşim. Abi şükret ya. Vaat edileni hiçbir zaman karşılamadın ya. Şimdi önümüzde makaron var iki tane. Fransızların deyimiyle evet. Makahun. Makarun. Evet. Sen mi öyle dediklerini? Evet. Seninki biraz şimdi arabik oldu. Dokunma. Mız mısın lütfen? Mız mızı. Mavi tarafta Türkiye'den aldığımız makaron var. Kırmızı tarafta ise Fransa'dan gelmiş olan makaronumuz bulunuyor. Evet, bu daha kaliteli gözüküyor. Şimdi yedin mi makaron? Yedim ve hiç beğenmedim biliyor musun? Evet, hiç beğenmedim. Sana hitap eden bir tat değil aslında. Kesinlikle yani. Değil ama orijinali var. Bakalım. Belki orijinali iyidir. Ben makaronumu hiç sevmem bu arada. Nefret ederim. Hiç. Nefret. Ya ben de mesela almam ama o konusu yedir yerim. Vallahi nefret. Kahrebela. Bir dur bakalım. Belki tamam. Fransız makaronu biraz daha farklı gelebilir. Hmm. Önce Türkiye'deki makarondan. Kokladım sadece. Tamam yiyeceksin. Artık yemeğimize de karışıyorsun abi, ya. Abi yiyeceksin sandım. Neli bu? Ağzım sulandı. Getirdiğin şeye bak. Ya bir ikisini karşılaştıracağım. Dokunacağım. Kokusuna bakacağım.
da güzel kokuyor. Hangisi? Türk mü? Bu arada Türkiye'dekiler de çok iyi. Dağılıyor çok. Evet. Neden sevmediğimi hatırladım şu an bunu. Neden? Yani vasat bir şey, çok vasat bir şey. Aşırı tatlı ve çok... Bir de şeker değil. Şeker olsa biraz daha gerçek bir tat olur. Bundaki tat böyle şey, full tatlandırıcı tatı. Çok endüstriyel bir tat geliyor. Bu neli anlayamadım ben. Ya şimdi bir sürü çeşitli aldığımız için o spesifik olarak neli tam ben de bilmiyorum ama... Sen bana başka bir şey getirdin. Herkese aynısından vermiyorsun. Hayır, yok. Bu var. Peki herkese aynısından mı veriyorsun? Neli var başka? Dur oğlum dur ya. Sen söyle bir dakika, neli var. Bu neli mesela? Ya bu büyük ihtimalle... Abi burnunla çektin bıraktın yani. Şimdi de tabii orijinaline bakalım. Ya Fransa'da nasıl yapıyorlar? Macaron. Macaron. Ben macaron diyeceğim. Şimdi oradaki makaron da yani şimdi güzel değilse burada yani Fransızlarla anlaşamayız. Aynen. Anladın mı? Hmm. Fransa'daki çok daha şekerli. Çok daha hafif. Vay, bunun tadı çok güzel. Değil mi? Yani çok lezzetli bir makaron. Yanında çok az lezzetli bir makaron geldi. Yumuşacık. Direkt eridi, küçük küçük parçalandı. Bununki inanılmaz kötü çünkü kontrol edilemez bir şey. Böyle alıyorsun, dağılıyor, parçalanıyor etrafa. Yumuşacık. Yumuşacık yani. Ama öyle olması lazım zaten. Evet abi. Bu, bakın. Tamam, kırılıyor. Şöyle ben bilgi vereyim. Makaronun kökeni bilinenin aksine aslında İtalya'ya dayanıyormuş. Wow. Makaron ve Venedikli şeflerin Orta Doğu'dan getirdikleri tariflerle 8. yüzyılda yapılmaya başlanmış. Yani kaç yüzyıl önce bırak. Ama günümüzdeki halini alması Fransa'ya gelmesiyle oluşmuş. Venedikli tanınmış bir ailenin kızı olan Catherine de Medici 1533 yılında 2. Henry ile evlenip abi Fransa'ya geliyor ve böylece makaronun tarifiyle onunla beraber Fransa'ya gelmiş oluyor. Abi bu Henry'ler ne kadar şanslı insanlar ya. Evet, böyle bir şey olur. Henry mi yapsak? Burak Henry Tatlıcı. Çok değişik olabilir. Batuhan Henry Çebi. Oğlum seninki çok güzel oldu lan. Batuhan Henry Çebi. Aa. Henry Batuhan Çebi. Yok, Batuhan Henry Çebi. Ahmet Henry Çebi. Ahmet Henry Batuhan Çebi. Oo. Ne yaptın oğlum lan? Çok kötü oldu oğlum. Berbat bir isim çıktı ortaya. Ayrıca 20 Mart tarihi ne dünya ne günü? Makaron. Bravo. Biz de Pepkork ekibi olarak bundan sonra sözlerimi izleyeceğimiz 20 Mart'ta abi bunu yapmayalım, makaron. Boşver yapmayalım. Saçma sapan bir şey yapmayalım. Boşver. Böyle parti yapıp birbirimize ağzına makaron atarız. Aa, olabilir. Bu iki yiyecek arasından, Türkiye ve Fransa arasından hangi makaron tercih edilir? %100 Fransa. Fransız makaronunu tercih edilir. Fransız. Açık ara galiba, evet. Fransa'daki evet, açık makaron. Ara farkla Fransa'daki makaron çok daha iyi. Sıradakine geçiyoruz. Şöyle koyalım. Ne yiyeceğiz şimdi? Ne olur kruvasan da olsun, ne olur. Ya da ekleri. Je ne suis pas qui yole de ça, zizo vos matourés. Yes! Yes! En sevdiğim şeylere geldik. Ha işte Yaren'in gurmeliği buraya kadardı arkadaşlar. Ne oldu? Peynir? Şu an. Ben küflü peyniri hiç sevmem ya. Çok güzel. Vaa bir dakika. Güzel. Burada şu an Trabzonlu ve Rizeli arkadaşlarım beni çok iyi anlayacak. Ne? Bu peynir için. Bir dakika. Bu peynir için anlamayacaklar. Bu peynir için anlayacaklar. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu peynir abi bizim yöreye ait minci peynir diye bir peynir vardır. Hmm. Böyle inanılmaz tuzlu. Olağanüstü kokuyor. Bunu genelde kuymağın içine falan koyarız biz. Hmm. Veyahut da peynirle yağ dediğimiz. Güzel oluyor mu? Evet. Peynirle yağ dediğimiz bizim o yöreye ait. Böyle bol tereyağlı o peyniri dökersin böyle. O biraz erir böyle falan filan. Dur şimdi oralara girmeyelim. Kanka çok şey oldum. Bir dakika dur. O peynirle, minci peyniriyle aynı koku. Koklamış olsaydın şu an beni çok iyi anlayacaktın. Hayır bunu değil. Oğlum aynı koku diyorsun işte. Şunu bunu değil oğlum. Ha evet. Burak o burunla nasıl koku alamadım ben? Şimdi arkadaşlar sol tarafta aslında bildiğim kadarıyla benim bir Roquefort peyniri değil ama işte küf olması tat olarak Fransız Roquefort'un en benzeyen peyniri. Dağlar dağlar. Ne oldu? Kötü mü? Ayıldım bir an kendime geldim. Senden şöyle bir ricam var. Ne dur? Şimdi Türkiye'deki Roquefort'u denerken küfünden de yemek zorundasın. O zaman tatları benziyor. Yoksa hadi kaşar peyniri gibi bir şey. Ya sevmiyorum ya. Seviyorsun seviyorsun. Şimdi mavi taraftan tabii ki başlayacağız. Okay. Şu üzerindeki şu şeyi alıyorum öncelikle. Şimdi bunu nerede aldın? Nasıl aldın acaba? Ha, bu biraz evet fırlamaması gerekiyordu aslında ama olsun. Şey gibi düşünelim. Güzel bir şey olmuş gibi.
O tarz sakın çıkarma. Lütfen. Şu versene. Oo. Hemen getiriyorum. Oo. Ah. Buruk. Su getir, su getir. Tamam ya. Allah aşkına su getir, ne olur ya. Güzel. Normal. Dilim bayağı yandı ama nedense. Dilim mi yandı? Hı. Allah Allah. Tuvalete çıkarabilir miyim ya? Vallahi çok. Hayır hayır. Ya gel. Ya tempur kuralları artık öğren ya. Oo bayağı kötü. Su versene oğlum. Yani gerçekten hoşlanmadığım mevzular bunlar benim. Benim basenlerim büyümüş peki. Roquefort peynirinden kat 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 daha fazla eski kaşar tadı var bence. Evet. Küflü taraflarını yiyince yani Roquefort tadı görüyorum. Biz bu arada alırken de bunu tabii sorduk. Küflü taraflarıyla yediğimizde, o kısmı yediğimizde gerçekten Roquefort tadı alıyoruz, güzel alırsınız demiştiler. Diye. Evet evet aynen. Eski kaşar ama çok tuzlu bir eski kaşar. Ve o işte o küfün tadını tarif edemiyorum. Böyle biraz acımsı ama yakıyor gibi de. Ama çok değişik bir şey. Ben mesela yedim bana böyle plastik. Bizim yine bağırsaklar ya. Şey Haşim İşcan geçirdi gibi oldu. Evet. Ne gibi oldu? Haşim İşcan geçidi. Ya yazın görün Haşim İşcan geçidinin ne olduğunu. Dur bakayım. Haşim İşcan geçidi. Bak bak. Bok götürüyor ortalığı. Burak çok kötü bir deneyimdi ya. Bunu denemek istemiyorum. Yaren. Ya bak ben bu kadar yoğun yani ağzımın içinde ne varmış gibi hissediyorum biliyor musun? Ahır. Şaka yapmıyorum. Yemin ediyorum burnumdan nefesimi verdiğim an sanki ben bir ineğim ya. Batuhan şu kısım... Moruk o kısmı gördüm Batuhan, orayla bakışmak istemedim. İdeal. Arkadaşlar ideal dediği yere bakın tamamıyla yeşillik. O zaman şunu al bak şunu hiç bölmeden şunu alsana. Hayır hayır öyle bir şey yapamam. Ucundan alacağım. Ya. Moruk bak süt ve süt ürünleri bir de bozuk getiriyorsun. Hayır bozuk değil. Ya küflenmiş olan ne oluyor? Küflenmiş oluyor. doğal bir şey geçiriyor yani. Hayır hayır enjekte bunlar. Nasıl daha kötü lan ne enjekte? Kimyasal bir şey mi bu? Kendi kendine küflense neyse diyeceğim. Hayır ya. Küfleri yeniyor mu bunu şimdi? Abi şimdi yeniyor. Bu daha güzel ya. Oo. Oo. Abartma ya. Oo. Kötü değil oğlum. Gel bir ye. Yedim ben. Gel bir ye. Çok kötü birader. Böyle bir kötülük. Vallahi çok kötü. Ya biraz sert bir tadı var. Ama çok hoş bir tadı var. Nasıl anlatırsın öğrencilerle bir tatlı? Öyle ama. Oğlum sana ne oluyor? Nasıl ya? Mesela ben hayatım boyunca bunu yesem atıyorum. Bunu yiyince ooo bu ne derim böyle efsane falan. Çok daha fazla beğenirim. Ama şimdi bunu çok daha fazla yediğim için bu çok daha farklı, daha güzel, daha orijinal geldi bana. O yüzden bunu ben daha çok sevdim açıkçası. Hafif bir peynir değil bu arada. Hakikaten ağır bir peynir. Çok abi. Ağır bir peynir. Ya bizim daha demin tarif ettiğim minci peynirinin alnından öpeyim. Böyle dökeyim ağzından aşağıya. Bunu kuyumağın içine koysak. Herhalde vururlar bizi. Hiç düşünmeye gerek yok. Çekerler vururlar kanka bizi. Abi şöyle o zaman bilgiyi geçeyim ben. Efsaneye göre Roquefort peyniri abi orta çağda bir çoban tarafından keşfedilmiş. Çoban sürüsündeki koyunların sütünü taşıdığı torbaları bir mağaranın içine koymuş ve orada unutmuş. Birkaç gün sonra mağaraya döndüğünde sütün küflendiğini ve peynire dönüştüğünü fark etmiş. Bu efsane abi yıllarca bu şekilde devam ediyor. Roquefort peyniri orta çağdan beri ünlüymüş ve özel olarak seçilen koyun sütü kullanılarak üretilirmiş. Özellikle bölgenin doğal mağaralarında o yoğunlaşan, olgunlaşan bu peynir mavi küfünün benzersiz tadı ve dokusuyla tanınıyormuş. Seçimimizi hangisinden yapıyoruz? Su. İkisi de değildiz. Yani bizimki. Bizimki daha mı iyidir? Yani kötünün iyisi. Burak seçimin hangisinden yana? Şu an sen. Bunu seçiyorum efendim. Bitirdiğim evet. Artık bir şey kalmadı gerçi burada ama. Şaşırtayım mı seni? Hayır şaşırtma. Bu. Evet Fransız Roquefort peynirini seçtik ve geçiyoruz. Bu adaletsiz bölüm olmuş. Sıradakine. Evet. Yani. Baget geliyor şimdi. Evet şimdi ters adalet olacak biraz. Wow. Bu ne oğlum poğaça mı bu? Bu Fransız mı? Evet. Belli zaten bizimkisi. Şimdi 3'e katlanmış. Bunlar böyle sarmışlar. Ya şöyle bilgi geçeyim öncesinde abi ben.
Fransa'dan gelen kruvasanımız. Kebir tereyağı mı? O ne demek? Boşver. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Bunu da ben bir açıklayayım arkadaşlar. Şimdi Fransa'dan getirdiğimiz için, bunun bozulmaması ve bayatlaması için genelde paketli yiyecekleri tercih ettim. Hazır getirdim. Bu şimdi olmak zorunda. Bu karşılaştırabilir bir şey değil yine bu aslında. Çok adiliyetsiz. Bakacağız. Olabilir mi böyle bir şey? Pakette açtığın şey fırının yaptığı taze şey daha iyi. Allah aşkına yani. Donuk getiremediniz mi? Oğlum nasıl getirecek Dalle donuğu ya? Getirsin abi, Fransa'ya kadar gidebiliyorsa bize de donuk getirecek. Evet. Bir dahakine Dalle ya. Bir nereye gidiyorsun? Dalle değil, ben Vasile sesleniyorum. Hah. Ey Vasile hiç konuşmadın. Evet bir dakika, Vasile de gitmedi mi Dalle ile birlikte? Sen neredesin baba? Biraz tempole bir şey olsun ya. Neredesin abi? Latince matince konuşuyorsun, ne diyorsun? Tamam havalısın. Yakışıklı da adamsın. DJ'lik yapıyorsun. Ama bir tane kruvasan getiremedin ha. Vasile mi yakışıklı ben mi? Kanka galiba sen ya. Bakalım ne kadar iyi bir kruvasan. İkisi de sade kruvasan diye. Bu arada Fransa'dan gelen kendini salmış böyle gerçekten. Ya, güzel. Güzel bir kruvasan. Bir poğaça edası var bunda. Evet. Poğaça daha yoğun bir şey. Evet. Bu daha pofuduk. Hamuru farklı. Doğru. Unu farklı. Daha hamur yani. Ya unu farklı yani. Bu biraz daha... Poğaça çok yoğun. Ben bunu yerim. Şimdi Can poğaça geçiyoruz. Abi. Hemen Fransa'dan gelen kruvasan. Bu arada bu tabi Dalyan bavulunda biraz ezildi. Bu kruvasan değil kanka. Değil. Fransa'da, Fransa'da yapılan kruvasan değil mi? Bence senin bildiğin kruvasan yanlış kruvasan. Ne makita pa? Fransa konuşturdu. Susup diye, susup diye falan. Bu iyi değil. İyi değil mi? Üzüldüm evet. Çünkü hazır yani. Nasıl daha iyi olur? İmkansız daha iyi olmuş. Yani. Bu da birazcık şey olmuş ama. Normalde iyi kruvasanlarda şey oluyor. Böyle katman katman oluyor. Açıklıklar olur arada falan böyle şey delikler. Resmen böyle katman katman katmandır. İyi olmayanlarda böyle poğaça gibi, ekmek içi gibi olur yani. Lezzet ve o şeyi de ona göre bence değişiyor. Nasıl tadı? Yani komple beğenmedim. Neyin ama ne? Yapısını, tadını. Paketlenmiş bir ürün bu. Ekmek gibi olmuş. Kruvasanla böyle bir şey değil ki. Bu kruvasan değil bak. Kıçından kopar anlayacaksın ne demek istediğimi. O Paskalya çörekleri var ya. Onun gibi bir tadı var yani. Bu kruvasan değil bu. Ya hazır olmasından dolayı. Hazır olma yani. Evet. Şimdi oradan has bir kruvasan gelmiş olsa burada kafaları yiyip sağ solu dağıtırdık yani. Anladın mı? Doğru. Haklısın. Nasıl? Tamam, ben bilgiye geçeyim o zaman. Şimdi Viyana'da abi Kipfel ismiyle yapılmaya başlanan kruvasan, Kipfel Hilal demekmiş. Daha sonra Fransa'da kruvasan ismiyle Fransız kültürüne adapte edilmiş ve popülerlik kazanmış. Yani aslında şunu da görüyoruz, hem makaronda hem kruvasanda çıkış noktası Fransa değil bu yiyeceğinde. Viyana Osmanlı kuşatmasından kurtulduktan sonra Viyanalı fırıncılar bu olayı anmak için bir çeşit hamur işi yapmaya başlamışlar. İsmi Kipfel yani hilal demek olan hamur işini Osmanlı sancağındaki hilalden esinlenerek bu da mı bizden geliyor? Hilal şeklini yapmaya başlamışlar. Böylece kruvasan günümüz şekline ulaşmış. Osmanlı olması kruvasan olmayacaktı. Bizde yani bizim pastanelerimizde hala şöyle hilal şeklinde çörekler çıkar. Çörek evet doğru. Onlar çıkar doğru. Bizde hala çıkar yani. Bu şekilde. Mesela sen bu bilgiyi şimdi benden aldın. Benden sonraki insanlara satacaksın. Bizim pastanelerimizde. Abi işte senden sonra çekim yok. Lanet olsun ya. Yani. Aa işte bu be. Evet tercihimiz Fransız mı Türk kruvasanı mı? Fransız kruvasanı. Bu sefer Türk ve gerçek fırından çıkmış versiyonu tercih ediyorum tabii. Evet, evet. Türk diyorum zaten bizden çıkmış kardeşim. Bizim bayrağımız olmasa, bizim hilal taktiğimiz olmasa bunlar aynen, hiçbir olmayacaktı. Aynen yoktu. Ey Fransızlar ey Jean Mepel Yaren. Tercihimizi hangisinden yana yapıyoruz? Türk diye. Türk kruvasanından yana yaptık ve hemen geçelim sıradakine. Fransa sen bu işi bilmiyorsun bizden almışsınız bunu. Ya uf ya, baget ekmek mi getirdin ya? Bak şu var ya, şu. Arkadaşlar bu baget ekmek birkaç gün önce Fransa'nın Paris ilçesinde. İlçe! Doyacağız dediği şey. Bak kanka baget ekmek getirdin ya. Getir bari peynirleri araya koyalım. Ah! Getirdi gitti ya. Oğlum, tek başıma mı takılacağım ben burada? Allah Allah. Peynir getirdi, ekmek getirdi, şarap getirmedi ya. Böyle bir şerefsizlik yok gerçekten yani. Bir de gitti bir de. Oğlum neredesin? Hay Allah ya. Şimdi arkadaşlar tabi biliyorsunuz ekmek uzun süre dayanabilen bir yiyecek değil.
E bu da birkaç gün beklemiş bir ekmek olduğu için. Şey mi bu? Yapay mı? Hayır. Yani biz olabildiğince iyi sakladık ve yenilebilir hale birazcık getirdik. Ha, kanka bir şey söyleyeceğim ya. Hiçbir şeyimiz normal değil ya. Şu Türkiye'deki efendim baget ekmek. Türkiye'deki hala yumuşak gibi ama bu gerçekten beyzbol sopası sertliğinde. Hiç şaka yapmıyorum yani. Tamam vurma vurma. Bayağı sert ya. Bu da hiçbir işlemden geçmemiş, bizim işlemimizden geçmemiş ekmek. Heh, farkı evet. Anladım. Heh. Başkan. Fazla sert evet. Fazla mı sert? Hiç bükülmez mi oğlum bir ekmek? Moruk fazla mı sert? Aynı ses. Evet, bak. Abi, bak bak. Ördek ekmek öyle değil. Öyle. Şimdi tabii Fransa herhalde en ünlü yiyeceklerden bir tanesi baget ekmek yani baktığımızda. Şimdi yine adaletli bir şey olmayacak ama kesinlikle. En azından birazcık deneyelim diye biz de aldık getirdik yani bunu. Bir de buna biraz ıslanmış bu yazık kıyamam. Şimdi abi önce Türkiye'deki baget ekmeğimizle başlıyoruz. Nice susam. Of. Nice. Ne oldu? Ne bileyim ya, ekmek ve peyniri çok seviyorum. Şarap olması gerekiyor. Şimdi Türk mesela baget ekmeğini yedin. Önüne ben bir tane normal fırın ekmeği de koysam, yanına işte baget ekmeği koysam ne farkı var? Yani tarifsel açıdan da farklı olduğunu düşünüyorum ama emin değilim. Ama biri küçük, ince, diğeri büyük ve pofidik. Yani bence baget ekmek biraz daha tok. O yüzden belki küçük yapıyorlardır. Belki olabilir. Normal ekmek daha şişik ve daha havalı. Fransa'dan gelen ve bir süre beklediği için sonrasında biz onu tekrar biraz ısıttık vesaire taze hale getirmeye çalıştık. Pek olmamış. Abi yapacak bir şey yok. Çok sert. Tamam yemeyeceğim. Onu bekletme ama beklediysen daha çok sertleşir. Şu an mı fark edecek 2 de saniye? Aa. Oha. Ah çamur oldu. İkisini de hiç beğenmedim. Şu öndekini yemeye çalışsana. Oğlum direkt dişlerim kırılır zaten dolgu yapsa. Bayağı sert arkadaşlar. Kaç gün bekledin? Oh! Tabii. Oğlum inanamıyorum. Evet. İnanamıyorum. Bayat. Çok mu bayat? Harika. Abartıyorlar abi abartıyorlar. Ben arkadaşlar buyurun alın. Görüyorsunuz. Evet, şu anda evet. Adeta Fransa'dayım. Fransa'dayım. Yani... Şu pozisyonda anlayabildiğim tat farkı gerçekten bizimki daha ekşi. Yuttuktan sonra da böyle midemizi yakar deriz ya. İşte mesela poğaça yersin miden yanar falan o ekşilikten, o asitlikten. Bunda öyle bir şey yok gibi. Dilimde ekşi tat bırakmadı yani. Bu iki baget ekmek arasından hangisini tercih ediyoruz? Ben sniper olanı tercih ediyorum. Sniper mi tercih ediyorsun? Hamur işini çok sevdiğim için. Şimdi Türk hamur işine de ayrı bir sempatim olduğu için. Yani ben biraz bu tarafa daha yatkınım. Tabii ki de Fransa tabii diyor ki. Burak Toper. Fransız Türk'ten bağımsız olarak Fransa olan daha iyi. Yine adaletsiz tabii ki şey oldu. Yani biz belki hani güzel saklarsak bunu taze bir şekilde verebiliriz diye düşündük. Belki. Ama olmadı işte. Çok zor gibi. Yani hiç hava almasa falan belki. Sonra işte evet. Kızartsan ikisini de belki evet. Olabilir. İzleyicilerden de özür diliyoruz. Yani çok böyle istediğimiz gibi bir şey yapamadık yani. Ha, zor yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Şarap da koysaydın müze olurdu. Toktu kafayı ya. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken Batuhan. Evet, yine aç kaldık. İzleyicilerimize bir Fransızca mesaj verelim. Tamam. Hazır mısın? Yine beni tekrar etmeni istiyorum. Je m'appelle Batuhan. Merci de nous avoir regardé. Böyle o şey olma. Oğlum bambaşka bir şey söyledin. Doğru mu söyledin sana? Merci beaucoup, senyor y senyorita. Merci de nous. Merci de nous. Avoir. Regardé. Regarde. Nous t'aimons. Bak ne söylenmiyor bence sonunda. Nous t'aimons. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz dedik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kalp. Durun ben de şöyle kanıyorum. Je t'aime. Arkadaşlar çok garip pozisyon yapıyorum. Gözüküyor mu? Gözüküyorsa yorumları gözükmeyelim. Şaka. Dın 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 dın.